Bedri, her şey hazır değil mi? Başkan bugün göreve başlayacak, ona göre. Hazır abi, hazır. Odacılık gibi, hiçbir sorun yok. Lan onu demiyorum oğlum be. Ne diyorsun abi? Ulan neyden bahsedeceğim? İşe alacağımız kişilerin listesinden bahsediyorum. Abi bir dur ya, adam bile bedasın. İlk günden olur mu hiç? Olur tabii ki. Nasıl başlarsan öyle gider. Çabuk git listeyi bırakması. Liste neredeydi abi? Oğlum dosyaların olduğu kısımda. Hemen çabuk git, görürsün orada. Tamam abi, hemen hallediyorum. Çabuk acele et. Efendim amcaoğlumun komşusu. Tamam, halledeceğim. Başkan daha gelmedi ya. Efendim kayınbiraderimin çocukluk arkadaşı. Başkan daha gelmedi. Tamam, halledeceğim ya. Tamam, halledeceğim. Yeğenimin sınıf arkadaşının babası. Başkan daha gelmedi. Tamam, amcamın kuzeninin, yeğenin, torununun, oğlunun kızı. Tamam, halledeceğim. Başkan daha gelmedi ya. Tamam, dayımın oğlunun kızının, yeğeninin, torununun kızı. Pardon, sen kimdin ya? Ha, tamam, dayımın oğlunun, teyzenin kızının, yeğeninin oğlu. Tamam, halledeceğim. Başkan gelsin. Abi listeyi bıraktım, tamamdır abi. Her şey tamam. İyi, tamam. Bu başkan da nerede kaldı? Ya bütün akrabalar bekliyor. Abi o değil de, lisede benim tanıdığım kimse yok. Olmaz tabii oğlum. Önce benim tanıdıklarım. Ben senden daha kıdemliyim. Anladım abi. İyi, öyle olsun. Merak etme oğlum. Belediyede bütün akrabalar yetecek kadar iş var. Yetmese daha yine alırız. Yatarak maaş alsınlar ya. Efendim, yeni görevinizde başarılar dilerim. Yolumuz uzun. Halk için daha çok şeyler yapacağız. Efendim, ben sizin adaletli ve hakkaniyetli davranacağınıza eminim. Yolunuz uzun olsa dahi, enerjinizle her şeyin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Sağ ol Yılmaz, sağ ol. Hadi gidelim. Beyler, kolay gelsin. Başkanım, hoş geldiniz başkanım. Başkanım nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Belli. Yollara baka baka gözleriniz bozulmuş. Efendim? Anlamadım başkanım. Yok, bir şey yok. Anladım başkanım. Başkanım, işe alacağımız kişilerin listesini size takdim edeyim. Liste mi? Ne listesi? Başkanım, şimdi siz göreve yeni başladığınız için eski personel kovup yerine yeni personel alacak. Bu onun listesi efendim. Sebep? Hep böyle yapılıyor başkanım. Kaç yıllık gelenek. Başların böyle gelene ihtiyaç olmadığı takdirde ne personel ne de harcama yapılmayacak. Ama efendim, onca akrabaya söz verdik. Bana ne söz verdiysen? Çiftlik mi burası efendi? Bir daha böyle saçma sapan şeylerden bahsetmeyin. Bana derhal yapılması gereken önemli konuları ilet. Başkanım, yol çalışması vardı. Yeni yapılmış yolu bozup yeniden yapacağız. Evet başkanım. Madem yeni yapılmış, neden tekrar yapılacak? Neden olacak başkanım? Gideri yüz gösterip 5'e yapacağız. Tabii başkanım, adamlarımız hazır. Neden yüz gösterip 5'e yapacağız? Peki gerisi ne olacak? Gerisini çözeriz başkanım. Aramızda hallederiz. Hallederiz başkanım. Durum anlaşıldı. Senin adın neydi? Feyzullah yolunu bulur. Anladım. Senin? Bedri cebine düşkün. Maşallah. Tam isimlerinize layıksınız. Efendim, bir maruzatım vardı, kusura bakmayın. Çık dışarı, ağır mı burası? Bir durum var, başkana ileteceğim de. Öyle kafana göre giremezsin içeri. Nasıl girdin sen? Çık dışarı. Gel otur, gel. Ama başkanım, olur mu öyle şey? Nerede görülmüş vatandaşın makam odasına ve toplantı odasına girdiği? İşte sizin gibi kirli zihniyetler yüzünden halk seçtiği başkana bile ulaşamıyor. Kim nasıl davranıyorsa davransın. Ben halkını geri çeviren bir başkan olmayacağım. Ama başkanım, olur mu öyle şey? Kes sesini! Çık dışarı, kovuldun. Siz bu kafayla giderseniz zor yolunuzu bulursunuz. Ben buraya yolumu bulmaya değil, halka hizmet için geldim. Peki, dediğiniz gibi olsun. Geç otur bakalım. Anlat, derdin nedir? Başkanım, benim bir tane oğlum var, işsiz. Belki iş vardır diye geldim. İki tane üniversite bitirdi. Anladım. Eğer gerçekten ihtiyaç varsa ve çocuğun da hak ediyorsa, o zaman muhakkak değerlendireceğim. Sen içini ferah tut. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bizi bu makama layık gören halka sırtımızı dönmek yapacağımız en büyük acizlik olur. Bizim için önemli olan tek şey var. O da her şeyden üstün olan halktır.